Evet, merhaba arkadaşlar. Mikro işlemciler dersinin 10. dersini yapacağız bugün. Geçen hafta seri komünikasyonun, yani seri haberleşme hakkında konuşmuştuk. Bu hafta da geri kalan kısımları bitireceğiz. Kısaca özet geçelim geçen hafta yaptıklarımıza. Seri ve paralel komünikasyon haberleşme arası hakkında konuşmuştuk. İki farklı hani approach olduğundan bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi, ilki paralel haberleşme. Burada yaptığımız, işte göndereceğimiz bit sayısı, çok fazla bit gönderdiğimiz için şu anda yani artık sağlam bir ebatta data generate ediyoruz, oluşturuyoruz. Bir şekilde bunları transfer etmemiz lazım. Bunlardan bir tane işte kullanabileceğimiz yöntem paralel bir haberleşme. Burada yaptığımız genelde işte data belli bir sayıda data işte kanalı oluşturup ayrıca her bir bit göndermek için. İşte datayı işte o bit sayısına bölüp işte line hat sayısına bölüp aynı anda göndermek gönderilebilir. Fakat bunun bazı problemlerinden bahsetmiştik. İşte çok daha fazla işte hat gerektiğini, dolayısıyla işte hem I/O'da yani hem mikroişlemcinizin I/O tarafında hem de işte PCB'nizdeki işte o routing'de problem olduğunu. İkincisi işte properly matched hardware, sonuçta aynı anda dataları gönderiyorsunuz. Dataların aynı anda karşıya ulaşması lazım. Farklı, çünkü datanın karşı tarafın ona göre belli bir sample'laması lazım. Yani nerede sample'layacağını bilmesi lazım. Üçüncü problem olarak da crosstalk demiştik. Electromagnetic interference. Yani iki birbirlerine işte mesela buradaki birin şurada şöyle yaparsam herhalde daha iyi gözükecek. Buradaki birinin işte yukarıdaki sıfıra mesela işte interfere etmesi, işte bu datanın da sanki birmiş gibi gitmesi. Bununla alakalı konuşmuştuk basitçe. Paralel buslar hakkında konuştuk, işte ISA, işte PCI. Seri komünikasyona giriş yaptık ondan sonra. Buradaki yöntemde de tek bir hat var. İşte genelde bu hat shared olabilir, yani hem İşte bir directional olabilir, çift taraflı, hem de unidirectional, tek taraflı olabilir. Data is chunked into bits, yani buradaki gönderdiğimizde 100 bit göndereceksek işte her bir biti tek one bit at a time göndererek işte karşı tarafa ulaşmasını sağlıyoruz. Tabii ki daha yavaş, yani çünkü burada çarpı 8 gönderiyorsunuz mesela, şuradaki örnekte sadece aynı hızda çalıştığını varsayarsak. Fakat tek wire'dan, o yüzden yani diğer şeyleri çok göz önünde bulundurmamıza gerek yok. Yani EMI yine problem olabilir. Yan tarafında çok böyle değişen high speed bir şey varsa, ama genelde bunların yanında işte o kadar hani yakında çok hızlı değişen şeyler de koymazsınız. Seri communication protocol types'lar hakkında konuştuk. Yani synchronous ve asynchronous olmak üzere iki grupta toparladık. Bunlardan synchronous olanın birincisi, sadece yani bir hat, bir aslında iki device birbirine bağladığımız zaman bir hat işte data için, ikinci bir hatta clock için çekerek karşı tarafa datayı ne zaman gönderdiğimizi ve ne zaman sample'laması gerektiğini işte söylüyoruz aslında. Synchronous communication'da olay bu oluyor. Typically controlled by one device and all transmission bits are synchronized to the clock. Genelde bir tane device bu şeyi clock genere eder. Ve bütün o bitlerde, gönderdiği bitlerde bu kulağa göre senkronize etmiş olur. O yüzden karşı tarafın çok böyle precisely bilmesine gerek yok. Yani karşı taraf diyecek ki işte gelen kulakta işte rising geçti ya da falling geçti. Olduğu anda ben datayı alabilirim diyecek. Yani karşı tarafın bilmesi gereken o. O yüzden karşı taraf çok da aman aman büyük şeyler yapmasına gerek yok. Mesela bir clock çalıştırmasına gerek yok. Orada basit bir interrupt'la İşte interrupt geldiği zaman veya belli bir işte edge detection yapabilirsiniz, yani hatırlarsanız belki iki tane işte flip flop, bir tanesi invert bir şekilde konarak işte ard arda bağlayarak edge detect low'dan high'a ya da high'dan low'a bağlayarak edge detect yapabilirsiniz. Ondan sonra geldiği gibi işte bir shift register atabilirsiniz datayı mesela, basit bir şekilde. Each transmission is valid at a defined time after clock rising or falling edge depending on the protocol. Dediğim gibi yani rising edge ya da falling edge tarafında sample'lıyorsanız, genelde bunlar da bir taraf gönderirken işte bir eşte gönderirken diğer taraf diğer eşte alır ki böylece hani maksimum yani tam datanın ortasına denk getirmeye çalışırsınız sample'larken yine. Çünkü bir dahaki rising geçti, değişecek data. Falling geçti, tam ortasına denk gelmiş olacak. Asenkron komünikasyonun hakkında konuştuk. Burada da artık bir clock line yok. Tam burada gösterildiği gibi aslında, tam şurada gösterildiği gibi tek bir hat var.
Bu tabii ki siz burada 0101 gönderiyorsanız hem sizin bir şekilde clock etmeniz lazım kendi içinizde ki ne zaman göndereceğini bilirsiniz yani. Belli bir çünkü data rate ile gönderiyorsunuz. Hem de karşı tarafın belli bir clock generate etmesi lazım ki ne zaman alacağını bilecek yani. Böyle buradaki sıkıntı ne mesela? Diyelim ki arda arda 3 tane 0 gönderdiniz. Şimdi arda arda yani 0101 gönderirseniz diyebilirsiniz ki hocam ben yani işte eksponansiyel çarpı yine kullanabiliriz burada. Teknik olarak yapılabilir. Hani birazcık daha böyle gimmicky olur ama hacky bir şey olur ama tabii ki 3 tane arda arda 0 gönderdiğinizi varsayalım. 3 tane arda arda 0 geldiği zaman herhangi bir edge olmayacağı için yani senin bir şekilde onu 3 tane 0 olarak algılaman gerekir. Yani 5 tane 0 değil, 10 tane 0 değil veya işte 2 tane 1 tane 0 değil gibi. O yüzden de kendini de belli bir receiver tarafında clock oluşturması gerekir. Burada tabii problem clock frequency. Diğer yani senkron komünikasyonda siz transmitter clock ayarladığı için ne kadar hızlı gönderdiğinin çok çok bir önemi yoktu yani receiver veya transmission'ın ne kadar bitti olduğunun receiver için çok aman aman bir önemi yoktu o yani. O hızda sample'layabiliyorsa sıkıntı yok yani. Ama burada tabii ki karşı taraf ne kadar hızlı gönderdiğini bilmesi lazım ki receiver'ın ona göre kendi kıvağını ayarlayıp ona göre sample'laması lazım. Must be very close. Yani çok aman aman birebir aynı olmasına gerek yok. Neden birebir aynı olmasına gerek yok? Mesela işte 0-1-1 yani çok az kaysa bile toplam zaten 8 bit 10 bit bir şey gönderdiğiniz için genelde bunlar 8 bit işte de sınırlıdır yani 8 bit 16 bit falandır yani. Yani çok böyle arda arda böyle 10 bin bit göndermezsiniz. Genelde 8 bitlik chunklar haline gönderirsiniz. Yani frame by frame gönderirsiniz. Dolayısıyla da çok az kaymalar bile olsa hani kurtarır yani protokol oradaki error'ı kurtarabilir çok da aman aman böyle precise olmasına gerek yok. Fakat tabii ki büyük böyle farklar işte 9600 yerine işte 115200 kullanmanız tabii ki garbage bir data elde etmenize gerekecek. Garbage bir data alacaksınızdır yani. Datayı burada datanızı yani data line'ınız tek olduğu için karşı tarafa datayı göndermediğinizi bilmesi lazım göndermediğiniz zaman. O yüzden de belli bir idle condition öncelikle var yani. Orada geçen hafta belki konuşmadık çok ama belli bir idle condition olması lazım. Yani idle condition'daki kastım da yani hattın ya sıfırda ya birde boş durması lazım boş durduğu zaman. Genelde işte UART için bu bir olarak gösterdik. Daha sonra işte bu start condition'ı datanın transmission'ın ne zaman başlayacağını söylüyor ki bu da işte start bit o birden sıfır olan transition mesela işte o start condition oradaki ilk baştaki bit bir bit göndermeniz karşı tarafa işte hazır olduğundan sonra data gelecek diyor. Dolayısıyla karşı tarafta kendi clock'ını senkronize etmiş olacak yani burada bir şekilde çünkü siz start gönderdiğiniz zaman karşı taraf clock'ını başlatacak. Onunla alakalı şey koydum mu? Aa, şurada konuşabiliriz onu. Ondan sonra UART'la alakalı yani RS-232 ile alakalı konuştuk. İşte 485 ile alakalı konuştuk. Ondan sonra UART'la alakalı konuştuk. Asynchronous Serial Communication dedik UART için. TTL seviyelerini kullanırlar. İşte ya 3.3 volt ya da 5 volta kadar işte 0, logic 0 ya da işte voltaj varsa da logic 1 olarak algılayarak. Data transmitted at a specific baud rate with LSP first. Genelde asenkron komünikasyonlarda, asinkron haberleşmelerde LSP'nin ilk gittiğini söyledik. Senkronlarda da genelde MSP ilk gidiyor. Yani genelde böyle ayarlanıyor. Up to 1 megabit per second yani daha yukarılara UART çıkabilir mi? Çıkabilir teknik olarak düzgün yakın bir yerde gönderiyorsanız çıkabilir ama hani standart da genel itibariyle 9600 veya 115200 baud rate'ler kullanılır. Yani bir device aldığınız zaman bu ikisinden birisi de 38400'lerde de var zannedersem genel kullanılanlardan bir tanesi biraz daha eskilerde. Fakat yani işte televizyona bağlayacaksınız, oscilloskopu bağlayacaksınız. 9600 safe bet'tir yani genelde. Çünkü kablo takacaksınız, uzatacaksınız vesaire. Point to point communication with two pins dedim. İki tane pin gerekiyor. Aslında üç tane pin gerekiyor teknik olarak konuşmak gerekirse. Neden üç tane pin gerekiyor? Yani TX var, RX var. Üçüncü pin de buradaki. Ground pini. Yani bir şekilde common ground vermeniz lazım. İşte iki device'ı elektrik outlet'ine bağlayacaksanız, orada da ground'a bağlıysa eğer oradan alabilir şehir common ground'dır ama diğer türlü potansiyel olarak yani bir logic 1'in nerede olduğunu, logic 0'ın nerede olduğunu bilmesi lazım ikisi de. Potansiyellerini match etmezseniz de tabii ki bilemeyecektir. O yüzden common ground verdiğiniz zaman potansiyel olarak
nerede olduğunu bilecektir. Differential pair'lerde bu biraz daha tabii ki şey, yani eksi artı gönderdiğiniz için, aradaki farka baktığı için alıcının da ground'ın nerede olduğunun çok çok bir önemi olmaz yani. O yüzden aslında birazcık da aslında canvas'la alakalı konuşmayacağız hiç, ama bizim board'da da yok zaten yani ekstra bilgi. Controller Area Network diye bir başka bir şey var. Protokol var yani. Bu genelde Automotive Industry'de kullanılan, daha çok yaygın olan yani. Tabii UART genelde kullanılmaz yani Automotive Industry'de. Çünkü ground yok yani, düşünün. Hani arabada tekerlerin üzerinde gidiyor araba, belli bir ground yok yani. Belli bir potansiyel şuraya bağlıyorum. O yüzden biraz daha canvas oralarda kullanılır. Hani differential pair olan sistemler biraz daha burada yaygındır. Yani artı eksi ikisini birden gönderdiğimiz zaman. Başka ne dedi? Configurable data bit size yani. 5, 6, 7, 8, 9 gibi data bitler gönderilebilir farklı yani, opsiyonel olarak hani şuradakiler. Ama genel itibariyle 8 bittir buranın şeyi. Hani şu standart olsun diye genelde 8 bit gönderilir. 7 bit olanlar da olabilir hani. Ama genelde yani 5 bit falan göndermez. Çünkü genelde ASCII karakterleri gönderiyorsunuz. ASCII karakterler de 7 bitte enkode edilebiliyor yani. Start and stop bits with optional parity bit. Tabii ki biraz önce asinkron komünikasyonlarda dedik işte start bit'in olması gerekiyor. Çünkü idle condition'ı var, ondan sonra start condition'ı. Buradaki start bit'ten sonra data gönderilir UART'ta. Ondan sonra opsiyon olarak belli bir parity gönderilir. Ondan sonra stop bit gönderilir. Ondan sonra geri idle condition'a devam eder. Stop bit'in burada şey var. Burada yazmış mıyım? Gerçi yazmamışım herhalde ama. Stop bit'i 1 bit olabilir, 1,5 bit olabilir, 2 bit olabilir. Hani bu 3 tane falan genelde şey var yani, opsiyonu var. 1,5, 1,5 bit dediğimde işte 1,5 hani şurada falan hani stop bit'i. Genelde iki transmission arasındaki ara gibi düşünebilirsiniz yani. Stop bit geldi, start bir dahaki transmission ne zaman yapabilirim hani. Stop bit burada hem şeyi sağlıyor yani, data transmission'ın bittiğini sağlıyor, hem de karşı tarafa bir şey proses etmesi için belli bir zaman tanıyor yani aslında. Şöyle düşünelim ya, sürekli siz data gönderdiğinizi düşünün mesela, işte 1024 bitlik data gönderdiğinizi düşünün 8 bit 8 bit halinde. Sonuçta siz sürekli göndermeye çalışacaksınız yani, geldiği gibi gönderelim. Karşı tarafın belli bir proses süresi olması lazım. İşte buradaki stop bit oranının proses süresi yani, burası yaklaşık olarak ne dedik, 9600, 1 bölü 9600 ne yapıyordu? 100 mikrosaniye gibi bir şey yapıyordu herhalde. 100 mikrosaniyelik bir zaman dilimi veriyorsunuz ki siz burada zaten buffer al yani, register alıp bufferlamak için yeterli bir süre. Bir sonraki ondan sonra işlemine devam edebilir. Çünkü burada buffer için interrupt kullandığınız zaman şöyle bir şey oluyor, birazcık da oradan konuşacak olursak. Interrupt yani interrupt kullandığınız zaman, receive interrupt kullandığınız zaman mesela UART'ta, burada direkt interrupt'a girmez. Yani öncelikle UART modülü, kendi arkasındaki modülü yani, siz hani lojik tasarımı da bildiğiniz için yani, lojik tasarımdan da şöyle düşünebilirsiniz yani. Shift register, hani basit bir shift register yani aslında hani. Ne zaman işlemciyi interrupt etmeniz mantıklı burada? En mantıklı kısım. Transmission başladığı zaman mı, transmission bittiği zaman mı interrupt etmeniz mantıklı? Transmission bittiği zaman interrupt etmeniz mantıklı yani. Her şey gelmiş bitmiş artık. Tamam, işlemciyi artık uyarayım ben, hani geldi hazır alabilirsin gibisinden. Bu da öyle yani. UART modülü datayı almaya başlar. İşte start bit'i dekode eder. İşte this, işte data bitleri register, shift register'ını alır. Ondan sonra parity'yi dekode eder varsa işte opsiyon olarak check eder. Ondan sonra işte stop bit geldiği zaman da işlemci artık interrupt sinyalini gönderir. Datan hazır, bu datayı alabilirsin. Veya işte interrupt yoksa o işte status filan hani transmission neydi? Receive register data not empty gibi bir flag olur yani, hani receive data register not empty. Çünkü aldım ben datayı, artık alabilirsin gibisinden, siz de o flag'a çekersiniz. Ondan sonra burası boşaltırsınız siz hani şeyinizi. Kendi burayı okuyup başka bir buffer alırsınız. Ondan sonra çünkü receiver tekrar data geldiği zaman burayı tekrar dolduracaktır yani, onun üstüne yazacaktır eğer almazsanız. Orada tabii overflow error tarzı hani o error'lar genere edebilirsiniz yani. Şey yaparsanız zaten işte FPGA dersi alırsanız ilk yapacağınız aslında böyle bir şey tasarlamak olacak yani, neredeyse herhalde öyle başlatıyorum genelde de. Overflow genere edeceksiniz mesela. Çünkü ikinci bir data frame geldi. Daha birincisi okunmadan ikincisi geldi gibisinden. Başka parity ile alakalı konuştuk. Burada var mı parity? Yok. Parity ile alakalı konuştuk. Parity de dedik ki gelen datanın aslında data integritiesine bakıyorsunuz. Yani 1 bitlik veya odd number of bitlik yani 3 bitlik 5 bitlik hatalar varsa
Onu yakalamak için kullanılıyor. Genel itibariyle bir bitlik hata aslında bizim baktığımız. İki bitlik hatayı yakalayamıyorduk. Even parity, odd parity diye iki farklı türü vardı. Bunlar ne yapıyordu? Yani nasıl işliyordu? Even parity, yani no parity ise zaten parity göndermiyorsunuz orada. Hiçbir şey yok yani. Buradaki data frame'de buradaki section yok gibi varsayın yani. 100 mikrosaniyelik bir zaman kazanmış oluyorsunuz aslında. Yani sürekli data gönderiyorsunuz ama birazcık integrity'den şey yapıp kesip. Even parity ise number of one'ları yani bir sayısını even yapmaya çalışıyorsunuz. Yani çift sayı yapmaya çalışıyorsunuz. Buradaki parity bitle yani topladığınız zaman 8 tane data bitiniz artı parity bitinizin çift sayı olması gerekiyor eğer even parity ise. Odd parity eğer gönderiyorsanız topladığınız zaman buradaki 8 tane data bitinizi ve parity bitinizi bu sefer odd olması lazım. Yani tek sayı olması lazım. Karşı tarafta ona göre aldığı zaman işte genelde burada nasıl bir sistem uygulanır? Yani dataların mesela şöyle bir soru sorayım size. Dataların işte buradaki gelenlerin işte 1101 1101 gibi bir şey geliyor. Siz de alıyorsunuz bunu yani. C kodundan aldığınızı varsayın biliyorsanız bilmiyor işte biliyorsanız VHDL'den şey Verilog'dan aldığınızı varsayın çok fark etmez hangisini. Ama data aldığınız varsayın. Mesela buradaki birileri C'de diyelim ki mesela buradaki birlerin add mı even mı olduğunu nasıl hesaplayabilirsiniz? Var mı öyle bir pratik bilgisi olan veya işte kafanızda şöyle olabilir diyen? Yani basit bir şekilde diyelim ki 32 bitlik hani illa 8 olması lazım değil. Unit 32 type diye A diye bir şey oluşturdum. Orada 65.800 diye bir sayı yazdım yani. Ben diyorum ki burada tek sayıda mı bir vardır yoksa çift sayıda mı biri vardır veya kaç tane bir vardır yani o da sonuçta bir şekilde tek sayı veya çift sayı olduğunu söyleyebilir yani bir if else'le. Nasıl yapabiliriz? Burada nasıl yapabilirsiniz? Tabii ki birinci yöntem bitlerin işte sayının hani bitwise operation ile en sağındaki bitini işte endlersiniz 1 ile 0 ile hani işte 1 ise 1 arttırırsınız counter'ınızı gibi. Ondan sonra shift edersiniz sayınızı. Hani A shift shift 1 sağa doğru shift. Ondan sonra end bit 0x01 gibi bir şey olabilir yani. Dolayısıyla ne yapacaktır? Her seferinde işte 32 kere bunu tekrarlarsınız ki işte 32 taneden sonra kaç tane 1 olduğunu counter'ınız söyleyecektir. Ondan sonra counter'ınız 2'ye bölünüyorsa işte çift bölünmüyorsa tek gibi alabilirsiniz. İkinci bir yöntem de asıl tabii ki kullanılan yöntem de biraz daha yani en azından parity için. Çünkü bizde parity'de number of ones çok önemli değil ama hani işte odd mı even mu önemli olduğu için XOR'larsınız aslında. Her bir biti tek tek XOR'layarak işte 1 XOR, 0 XOR, 1 0 XOR işte hepsini XOR'layarak çıkan sonuç işte 1 sallıyorum işte even olacaktır. 0 ise odd olacaktır gibi. Düşünebilirsiniz yani bir tane bir varsa işte bir sıfır geldi diyelim ki ikisini XOR'ladınız ikisinin XOR'u bir olduğu için bir tane bir var demektir. Bir tane daha bir gelirse bu sıfır olacağı için iki tane bir oldu. Hani var demek yani daha doğrusu çift sayıda bir var demek vesaire vesaire. Böyle alabilirsiniz. Bunlar tabii dediğim gibi UART modülün içinde otomatik oluyor yani donanım tasarlarsanız kendiniz yaparsınız ama C'de de başka türlü hani eğer soru öyle bir şey gelirse. UART Alternatives. Bugünkü konumuza gelelim. Buraya kadar sorusu olan var mı bu arada? Yok herhalde. Bugünkü konumuza gelelim. UART Alternatives. Tabii sensitivity to noise and signal degradation. Yani uzun soluklu yerlere zaten göndermiyorsunuz. İşte fine veya asıl problem aslında buradaki problem asıl problem değil. Bu general problem ama asıl problem tabii ki point to point communication'lar için mükemmel ama birkaç tane device ile kullanmanız gerektiği zaman problematik yani aslında onu yani point to point için tasarlanmış bir şey. Two lines per device for the microcontroller which can quickly fill up the available I/O. Yani diyelim ki 10 tane sensörünüz var sağda solda işte sensörleri geçen hafta herhalde bir resmini göstermiştik yani. İşte Bluetooth var bir yerde işte GPS var bir yerde işte kamera var hani kamera da çok da şey değil ama bir yerde işte başka bir şey var yani UART'ta çalışan neyse artık yani genelde böyle çipleri UART'a bağlarlar hani
işte GPS gibi veya işte Bluetooth gibi hani belli kendi içerisinde belli bir şey var, işlem var. O işlem tabii ki bunun gibi bir ton yani şeyi aldığınız zaman birkaç tane 10 tane aldığınız zaman bir anda mikro işlemci için yani 20 tane pin gerekecek bir directional communication için. Bunların hepsinin unidirectional olduğunu varsayarsak en azından 10 tane pin gerekecek yani sadece bir taraflı tek taraflı konuştuğumuzu varsayarsak. O yüzden de genelde işte vendorlar kendi seri communication protokollerinin sistemlerini oluşturmuşlar. O zamanında tabii ki hala da devam ediyor yani I2C, SPI, işte MicroWire, OneWire işte gibi. Biz bunlardan ikisini göreceğiz. I2C ve SPI en böyle common hani kullanılanlardan. Many microcontroller units support these interfaces. Tabii ki yani bir mikro işlemci aldığınız zaman genel itibariyle çok çok küçük değilse böyle çok çok küçük böyle hani olur. Öyle bir şey değilse ki onlar da bile genelde var yani. Mutlaka UART interface, I2C ve SPI interface'leri olur. Ayrıca şimdi başka şeyler de olabilir yani. Kendileri supply edebilirler. İşte CAN bus dedi, CAN support edebilirler. İşte USB support edebilirler vesaire vesaire. Bunlardan ilki Serial Peripheral Interface, SPI. Is a Synchronous Serial Communication Interface. Bu senkron. Motorola zamanında 1980'lerde yapmış tabii. Ondan sonra Motorola satın alınanla gitti yani bir division bölündü bir yarısını Google aldı herhalde bir yarısını başka zaman kim aldı hatırlamıyorum ama Frisky şimdi herhalde Frisky'yi mi aldı? Şimdi herhalde NXP'de en son şey yaptılar yani. Typically using SD cards, EEPROM, sensors and LCDs. Yani genelde SD kartların kendi interface'leri var. Fakat bir de SPI interface'leri de vardır yani. Öyle bir slide hazırladım. İşte EEPROM'lar da olabilir. Siz de EEPROM'u kullanacaksınız. Ama sizin EEPROM'lar I2C mi SPI mi bu arada aldığınız EEPROM'lar? Biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Bir tane yani hem ikisinde iki türlü EEPROM'da var yani. Hem I2C tarafında olan hem SPI tarafında olan aldığınız EEPROM'a göre değişir yani o. Sensörler de olabilir işte diğer sensörlerde neyse işte analog digital converter varsa digital mesela yani bir temperature sensör bile olabilir basit mesela mikrofon olabilir yani mikrofonda zannedersem analog mikrofon aldınız mesela dijital bir mikrofon alsaydınız dijital mikrofondan kastım da şöyle normal yine mikrofon aynı mantıkta çalışacak yani hiçbir farkı olmayacak kendi içerisinde belli bir ADC implement edip onu belli bir sample'layıp size dijital bir interface veriyorlar aslında SPI modülü koyup size dijital bir interface sunuyorlar aslında. Onunla bir de LCD'ler de bu küçük işte 32-32'lik, 32-96'lık neyse artık o küçük hani renkli mesela LCD'lerde bunlar kullanılabilir yani. İşte OLED'lerde bilmem nelerde falan. Yine I2C'de kullanılıyor onlardan. Bizim o 16-2 LCD'lerde paralel bus kullanılır. Yani SPI kullanılmıyor genelde de. Genel itibariyle diyeyim. Ama daha çok 32 dediğim gibi 32-32'lik, 32-96'lık o işte OLED'lerde falan kullanabilirsiniz SPI interface'i. O yüzden alırken ona göre dikkat edeceksiniz yani. O yüzden hani söylüyorum EEPROM alacaksınız. İşte SPI de olabilir, I2C de olabilir falan filan. All chips share a bus. Buradaki güzel taraf tabii ki işte o pointy pointing birazcık şeyi oradaki problemlerin hani önüne geçmek amacıyla belli bir bus oluşturmuşlar. Bütün çipler, bütün peripherallar aynı bası kullanıyorlar. Genel common sinyalleri neler? İşte common clock, buna işte SCK denebilir, SCL, işte SCL key, hani S clock, serial clock gibisinden. Farklı notion'lar olabilir de, bir farklı şekilde. Burada gördüğünüz gibi hepsi aynı clock kullanıyor. Hepsi aynı clock kullanıyor. MIZO, MOSI, Master Out Serial In. Master Out, Slave In Serial demişim, Slave In. Burada tabii artık herhalde MOSI, MIZO, bu Master Slave olayları birazcık daha şu Amerika'daki şeylerden dolayı değişmeye başladı ama ne diyorlar bunu? Clients Server tarzı bir şey mi diyorlar artık öyle bir şey diyorlar yani değiştiriyorlar bunun isimlerini genelde de değişebilir yani yakın zamanda belki her taraf bir kere o notion alabilir. Neyse MOSI biraz politik şeyler. MOSI hepsini yani bir MOSI pini her birinin aynı MOSI pinine gidiyor. Buradaki olay tek bunların hepsi unidirectional yani dikkat ettiyseniz okları
S-Cloud tek unidirection herkese işte master sağlıyor. Hani buradan da onu görebilirsiniz. İşte Mozi her tarafa aynı şeyi gönderiyor, datayı gönderiyor. Mizo master in slave out. İşte slave'lerin hepsi aynı şeye bağlanıp aynı hatta bağlanıp işte SPI master'ına geliyor. Ondan sonra burada tabii şöyle bir sistem yapmışlar. Demişler ki master bir data gönderecek ama datayı hangi slave chip'i alacak? Yani yukarıda kim alacak, ortada kim alacak, aşağıda kim alacak? İşte bunu ayarlamak için her bir chip için belli bir chip select line hazırlamışlar. Yani her bir chip'in kendi chip select line'ı var. Mikrokontrolörden oraya bir hat çekiyorsunuz. Daha sonra master kullanmak istediği, konuşmak istediği slave ile işte chip select'ini aktif hale getiriyor, diğerleri inaktif. Dolayısıyla diğerleri inaktif olduğu için bu hatların hiçbirisi bağlı olmuyor veya çalışmıyor. Veya çalışsa bağlı olsa bile slave'ler almıyor. Kendisi seçilmediği için. Sadece işte seçilen slave ve şey gidiyor, data gidiyor. O şey böyle çalışıyor. Bu chip select'in farklı isimleri olabilir. CS, işte SS, hani slave select, chip select, slave select, not, işte not slave select gibi. Buradaki en ve sharp'ın tabii ki veya işte üst çizginin olayı genelde bunlar aktif low olur. Yani aktif inaktif seviyeleri logic 1 yani logic high'dır. Yukarıda bir gönderirsiniz inaktif olarak. Bir olanlar seçilmemiş olur. Seçmek istediğinizde logic 1 aşağı doğru, logic 0 aşağı doğru çekersiniz. Öyle gönderirsiniz. O yüzden de yani devre şemalarında da hani belki orada söylememiş olabilirim de o yüzden üstünde duralım. Devre şeması okurken mesela bir çip aldınız elinize bir çipi okuyacaksınız şeyini. İşte devre şemasına bakacaksınız. Şeylerine pinlerine baktığınız zaman eğer üstünde çizgi varsa veya işte sharp varsa bir tarafında işte en varsa başında hani veya işte head varsa burada başka bir hani şöyle apostrof varsa bunun apostrof genelde kullanılmaz da head kullanılır böyle. Bunlar hepsi aktif low işaret eder veya şurada bubble olabilir çıkışta bir tane bubble olabilir şurada. Inverted gibisinde hani SS1 yazar head yoktur şurada bubble vardır yine aynı mantık aktif low biz genelde o tarz bir notation kullandık yani. Dediğim gibi öyle bir devre şemalarında da aktif low'u belli etmeye çalışırlar böyle. Farklı isimler olabilir. Hangi isimleri kullandığınızın çok çok aman aman bir önemi yok. Fakat buradaki önemli olan kısım şu. Eğer 3 tane device'a bağlayacaksanız hattınızı toplamda şey bir mikro işlemcinizi toplamda her device 3 tane sinyal SPI'yi ifade edebilmek için artı her bir device için bir tane chip select kullanmanız gerekir ki işte o da 3 artı device sayısı kadar pin lazım. Yani 10 tane pin kullanıyorsanız 13 tane pine tekabül edecektir bu. Başka. SPI Data Transmission demişiz. Single Master, Multi Slave Operation. Tabii buradaki unidirection olmasının sebebi aslında bu Single Master olması. Yani bir tane Master var burada. Geri kalan hepsi Slave olarak kullanılıyor Bus'ta. Bu da ne demek? Bus Master Generates the Clock. Mutlaka Bus Master'ın clock göndermesi lazım. Slave burada clock göndermeyecektir hiçbir zaman veya oluşturmayacaktır diyelim. Master initiates transfer in both directions. Tabii ki slave mesela diyelim ki bir şey göndermek istiyor. Buradaki işte mavi ortadaki slave mesela işte data göndermek istiyor master'a ama öyle bir el kaldırma gibi bir durumu yok yani. Belli bir hani şöyle ben şunu yapayım diye. Belki bir interrupt line hazırlayabilirler onun için ekstra. Hani öyle bir şey kullanılabiliyor mesela interrupt line buraya işte interrupt ettim datam hazır şimdi al benden oku benden gibisinden. Ama her halükarda master yani okuyacağı zaman master buradan client'a generate eder okur. Assert CS before transmission dediğim gibi bunu anlattık zaten. Master sends bits on the Mozi line and slave sends bits on the Mizo line bunu da söyledik. 8-16 bit data transfers. Genel itibariyle 8 ve 16 bit data transferler olur. Burada yani 8 bit veya 16 bit ikisi de görebilirsiniz şeye göre. 8 bitler halinde gider ama data yani her zaman da 16 bite yani ikinci bir transmission olabilir yani. Using simul distances and higher data ranges. Yani UART'a nazaran distance olarak aynı olabilse de daha higher date'lere gidebilir yani. Cloud'a verdiğiniz için kendiniz bir şekilde biraz daha şey yapıyorsunuz. Burada ki başka mesela şurada tamam çok yani aynı biraz sonra var herhalde aynı şeyde. Clark generate etmiş. Mizo mesela datayı göndermiş. Mozilla slide datayı tekrar shift register'dan shift ederek çıkarmış gibisinden.
Example data transmission. Burada da aynı şeyleri yazdım herhalde. Farklı bir şey yazmıyor ama aşağıda örneğe bakalım işte. Master bir tane clock generate etmiş. Diyelim ki rising edge'inde şeyi gönderiyor, datayı gönderiyor veya işte falling edge'de gönderiyor. Receiver rising edge'de sample'lıyor, öyle düşünebiliriz yani. Chip select'i seyretmiş, işte MSB, Data 6, Data 5 işte tek tek dataları göndermiş. Genelde işte slave'de bunları şey yapacaktır yani hani ekolayacaktır. Buradaki aslında gösterim de o. Veya şuradaki olay da oydu yani. Gönderdiğim datayı ekoluyor gibi. Şurada başka bir örnek transmission. Bu da çok common sağda solda gördüğünüz Spark falan şey. S-Clock, işte data gönderdiniz mesela belli bir şeyde. İşte ASCII S'i gönderdiniz. Neyse 53'e tekabül ediyormuş. Nasılsa whatever. MSB ilk gidecekti hatırlarsak. Yani 0, 1, 0, işte 1, 0, 0, 1, 1 gidiyor. Ondan sonra mesela okuyacaksak diyelim ki bir şey okuyacağız slave'den. Bir daha gönderiyorsunuz mesela S-Clock. Bir daha generate ediyor master. Boş bir frame gönderiyorsunuz. Boş bir frame bu genelde 0 olabilir bu frame. Ya da 1 olabilir. Burada 1 olarak gösterilmişti. Frame 0 olabilir. Slave'iniz de size geri cevap verecektir. İşte neyse artık ne. Mesela bir register'dan okuyacaksınız. Diyelim ki bir tane şeyiniz var. İşte yapacak. Gerçi I2C herhalde akselerometreniz de. Diyelim ki akselerometre var yani bir tane elinizde. Onun register'larını yazacaksınız veya register'larından okuyacaksınız. Burada genelde şöyle bir şey yapılır. Diyelim ki akselerometreden okuyoruz ve akselerometrenin register sayısı işte 10 tane, 20 tane, 30 tane. Her bir register'ın belli bir adresi var. Aynı bizimki, bizlerdeki register'lar gibi düşünebilirsiniz. Diyelim ki ona yazmak istiyoruz belli bir şekilde. Şimdi yaptığımız şu, biz öncelikle burada genelde bir tane biti, genelde de MSB biti, yani en sondaki biti, en son göndereceğiniz biti veya MSB bitini veya işte buradaki teknik olarak LSP'de tekabül ediyor da şuradaki biti düşünebiliriz yani. Bunlardan bir tanesini diyelim. Ya şurasını ya şurasını diyelim. Read ya da write biti olarak ayarlanır. Bu bit nedir? İşte sıfırsa diyelim ki ben slave'e şey diyorum işte hazır ol sana data göndereceğim gönderdiğim adrese yaz gibisinden. Veya işte birse bu sana gönderdiğim register adresinden oku gibi bir şey bilgi olabilir. Burada mesela buradaki transmission için şöyle bir şey olabilir. Diyelim ki burada biz yazı yazıyoruz. Bir yere işte bir data yazacağız. İşte adresini göndeririz. 7 bitlik adresi. Genelde 7 bitle encode edilir. Yani 227 zaten 128 tane register yapıyor ki yani bayağı bir zaten register sayısı yeterli. İşte yetmezse 16 bite taşıyor. Hani o taşma olayları oradan oluyor yani birazcık. Yazmak istedik, gönderdik datayı. Ondan sonra ikinci clock generate ettiğimizde de aslında datayı gönderiyoruz. Burada mesela full 1 göndermişiz oraya yani diyelim ki hani buradaki örneğe bakacak olursak. Karşı taraf bir şey göndermiyor burada yani bizim gönderdiğimiz datayı ekolar yani aslında aynı şekilde şurada hepsi 1 gönderir. Bu biraz daha receive için gösterilmiş bir örnek de. Dediğim gibi böyle bir şey gönderebiliriz. Okuduğumuz zaman da aynı mantık diyelim ki bir register'dan okumak istiyoruz bir adresten. Adresi generate ediyoruz. Şurada adresi gönderiyoruz yani şuradaki gibi. Ondan sonra işte read write bitini 1 yazıyoruz diyelim ki genelde read not write'dır onlar. Yani 0'sa write, 1'se read gibisinden. 1 gönderiyoruz. Ondan sonra boş bir sinyal gönderiyoruz. All ones ya da all zeros hani ne isterseniz. Ondan sonra karşıdan şeyi okuyoruz. Data register'ını okuyoruz. Böylece işte almış oluyoruz datasını. Burada arada bir tane mesela bir kere daha burada okumak gerekebiliyor bazen. Mikrokontrolörün implementasyonuna göre değişir. Ama yani o birazcık data sheet karıştırmakla alakalı ya da bir kütüphane kullanırsanız otomatik olarak içinde vardır. Yani o kütüphane yazan data sheet'i karıştırmıştır birazcık. Burada mesela işte data gelmiş, datayı hani bir okuyup boşu okumanız gerekebilir yani burada register'ı boşaltmanız için. Hani belli bir overflow olmasın gibisinden, overflow error oluşturmasının içinden. Tabii bu süre zarfında chip select'i seçmişsiniz de yani onu söylemiyorduk ama. En son bittikten sonra communication'ı kapatırsınız artık yani tamam aldım datanı kapattım gibisinden. Burada nasıl bir yol izleyebilirsiniz? Mesela diyelim ki buradaki bitiniz bir işte akselerometre dedik. Şimdi akselerometreden bir data okuyacağınız zaman işte bunu UAV yapıyorsunuz bir tane işte capture'ınız var sürekli akselerometreden data almanız lazım. Tabii ki akselerometreden data alacaksanız nasıl yapacaksınız? Periyodik olarak hani senkron bir şekilde periyodik olarak
aperiyodik değil. Hani periyodik olarak almanız lazım ki doğru hani belli bir şeyi hesaplayabilirsiniz. İşte PID yapıyorsanız belli bir PID hesaplayabilirsiniz. Kontrol alıyorsunuz herhalde değil mi? Veya alacaksınız herhalde. Ha, bu dönem almanız lazım gerçi kontrol. Neyse PID bilmiyorsanız da kontrol teoride öğrenirsiniz yani. Belli bir şey hesaplayacaksınız yani nereye sağ mı dönüyor, sola mı gidiyor, ne yapıyor işte veya gittim ne olacak gibisinden. Periyodik olarak almak isterseniz dolayısıyla belli bir timer atarsınız. Timer'dan sürekli SPI'yi okuyabilirsiniz yani burada. Veya işte SPI'yi ayarlarsınız karşı tarafı. Size bir interrupt generate eder sürekli. Interrupt generate işte geldiği zaman interrupt işte external interrupt'tan ayarlayıp external interrupt'tan gidip SPI'yi okursunuz her seferinde. Yani tabii ki periyodik olarak timer'da daha mantıklı. Karşı tarafa boş boşuna işte ekstra bir tane daha hat bağlamanıza gerek yok yani sizin için. Genelde öyle çalışacaktır. Yani SPI ile çalışacağınız zaman böyle çalışacaktır. Çok SPI receive interrupt tarzı bir şey yapamazsınız çünkü inişe edilecek olan sizsiniz yani. Başka. Genelde böyle transmission'ları gönderirken yani şuraya gelecek olursak böyle transmission'ları yaparken genelde tabii ki transmission bittikten sonra transmission hakikaten gittiğine emin olmak için şeyi check edersiniz. İşte yani mikrokontrol implementasyonlarında genelde o status register'lar vardı ya bizim. Orada mutlaka bir tane status bit'i vardır alakalı. İşte transmission buffer empty gibisinden böyle bir veya transmission complete gibisinden. Mutlaka onu check edersiniz ki hani daha transmission bitmeden mesela diyelim ki shift register bunu shift ediyor tık tık arka tarafa doğru. Shift ederken diyelim ki şu noktadayken siz yeni datayı göndermeye çalışıyorsunuz. Bir anda override edersiniz, datanızı corrupt etmiş olursunuz. O yüzden art arda göndermek yerine hani o transmission complete falanı mutlaka check etmeniz gerekecektir. Ayrı bir ekstra. SPI modları var. Bu yani birazcık karışık gibi gözüküyor burası ama çok da üstünde durmayacağım. Genelde iki tane cPol yani polarity ile alakalı bir de işte datanın ne tarafta olacağını, phase ile alakalı, fazı ile alakalı yani yukarıda mı olacak, aşağıda mı olacak diye ama burada da bir örneğini şey yaptım. Yani şöyle chip seviyeyi seçtiniz çok önemli değil ama datayı işte öncelikle clock polaritesi hani 0101 0101 mu yani idle'dayken 0 gibisinden. İkincisi de Rising işlemi, Falling işlemi gönderdiniz. Böylece 4 tane farklı size aslında mod oluşmuş oluyor hani. Bunlar işte genelde vendorlar cPol CPHA ile hani yaparlar. Hani en azından siz de öyle ama mod olarak da kullanılabilir. Bu da neyi fark eder? İşte gönderdiğiniz zaman veya sample'layacağınız zaman diyelim ki nerede sample'layacağınız işte burada diyelim ki Rising işte sample'larsanız işte şuradaki gibi olacakken İşte Falling Edge'de sample'larsanız buradaki gibi olacaktır. Veya tam tersi işte cPolarity'nin Rising Edge'i burası olacaktır. Falling Edge'i burası olacaktır gibisinden. Burada da başka bir örneği. Yine aynı şey. İşte mesela mod olarak yazılırsa, hani mod 0, mod 1 gibi bir şey varsa böyle implement edilmişse. Aynı mantık işte şeydeki polaritesi mesela 0, 1, 0 hani aktif high gibi düşünelim polaritesini. Rising işte diğeri aynı mantık active high gibi düşünürsek gene falling geçti. Burada active low gibi düşünürsek işte falling geçti, active low gibi düşünürsek rising geçti. Datanızı sample etmesi. Çünkü orada sample etmeye çalışıyoruz. O yüzden bu da şöyle. Bu neden önemli? Bir şimdi mesela şeyle konuşacaksınız yine şuraya geri dönecek olursak bir tane slave ile konuşacaksınız. Slave mesela diyor ki ben şurada sample'lıyorum datamı diyor. Şimdi slave orada sample'lıyorsa siz farklı bir yerde datayı değiştirirseniz okuyabilir, okumayabilir veya yanlış okuyabilir. Yani slave dedi ki size ben mesela falling edge'de sample'lıyorum. Ama siz de falling edge'de gönderiyorsanız datanızı mesela. Dolayısıyla tam burada bir değişim olacak sizin gönderdiğiniz datada. O da okuduğu zaman ya kaydırmış olacak ya yanlış okuyacak vesaire. O yüzden şeyin önemli. Polarity'nin önemli. Konuşacağınız slave'e bağlı olarak o slave ne diyorsa birazcık ona bağlı olarak ayarlamanız gerekir. Basit bir rewrite kodu koydum. Yani bu spesifik bir implementasyon hani kendiniz farklı şekilde implement edebilirsiniz. SPI read, SPI write. SPI read'de ne yapıyoruz? Belli bir register var.
belli bir şey döndürüyor. En azından burada onu anlıyoruz. Yani register gönder, döndür. Burada bu arada bu döndürme olayında iki tane şey söyleyeyim. Yani iki tane yöntem var bu bir şeyleri return etmek için C'de en azından. Onların ne olduğunu biliyorsunuzdur da ben yine de hani arada belki yeni şey yapanlar varsa. Bunlardan bir tanesi parametre olarak bir pointer pes edersiniz. Parametre yani pointer verirsiniz. Diyelim ki şuradaki gibi aslında. Buraya bir star koyarak hani datanın adresini ben gönderiyorum. Daha sonra gelen okuduğunuz datayı diyelim ki datanın adresini burada bunu yanlış yazmışım herhalde. Aa, yok okey. Ha, dummy video yapıyor. Çok önemli. Datanın adresine yazarak hani datanın daha doğrusu point ettiği yere yazarak gelen datayı almış olursunuz. Bunun return type'i yoktur. Dolayısıyla diğer taraftan datanız aslında dolu olarak gelmiş olur. Burada bakacak olursak burada da register'ı gönderdiniz. İşte belli bir data oluşturur. Onu return eder yani geri döndürür. İki türlü kullanılabilir. Genelde return olarak kullanılır ama hani işte bazı API'lerde dediğim gibi böyle pointer olarak pes edebilir. Bu arada bu dummy read illa bunu neyse onu edeceğim. SQL read yapacağımız zaman bir enable chip yapmamız lazım. Bu enable chip tabii ki global bir şey değil. Bağladığınız işte akselerometre ise akselerometre, ADC ise ADC'ye bağlı olarak değişik bir mikrofonsa. Enable chip'i çağıracaksınız. Yani orada literally bir tane pini, hangi pin ise o yani. Mesela diyelim ki pin A16'yı bağladınız. Pin A16'yı aşağı çekeceksiniz. Yani active low yapacaksınız. Ondan sonra o çiple şu anda konuşuyorsunuz. Ondan sonra register mesela bu okumak için okuyacağınız register'ı gönderiyorsunuz. Diyelim ki buradaki olay burada işte 16 bitlik bir transmission gösteriyor buradaki çip. En azından benim şey örneğim öyle. Aynı mantık işte write 1 olduğu zaman yani write biti, read write biti 1 olduğu zaman okumak demek, 0 olduğu zaman da yazmak demek diye düşünürsek. Diyelim ki işte yukarıdaki 8 biti gönderiyoruz veya işte 8 biti gönderiyoruz. Burada illa böyle 8 bit kaydırdığınıza bakmayın. Şöyle olabilir yani bu TDR 8 bitlik olsaydı bu 1'i 8 bit kaydırıp register'ı direkt orladığımızı düşünebilirsiniz. Yani aynı mantıkla çalışacaktır. Ondan sonra TX buffer vitesiye kadar şey yaparsınız. RX buffer not empty beklersiniz bir daha. Ondan sonra okursunuz contentleri. Ondan sonra disable edersiniz. Burada belki bir dummy okuma yapmak gerekir mi? Gerekebilir, gerekmeyebilir. Duruma göre, implementasyona göre değişebilir dediğim gibi. Ondan sonra datayı alırsınız. Bufferlarsınız. İşte bufferlamanız bu demek bu arada. Datayı bufferladık demek. Hani bufferladık. Yani ekstra bir tane register şey aldık. Değişken aldık veya register aldık. Dolayısıyla artık RDR değilse de çok önemli değil bizim için artık. Yani bufferlamışızdır. Ondan sonra disable chip deyip return data diyebilirsiniz. Veya bu enable chip, disable chip'i şey yapabilirsiniz. Dışarıda çağırabilirsiniz. Yani enable chip, SPI read, disable chip. Çünkü mesela şöyle bir şey olabilir. Diyelim ki attığınızda iki tane hem işte akselerometre var hem ADC var. Hani okuduğunuz. Enable akselerometre, enable işte ADC, disable veya mikrofon diyelim ADC'de mikrofon işte enable, disable aksiyometre, mikrofon diye dört tane rutin oluşturdunuz. Dolayısıyla SPI read'de bunu çağırmanız çok mantıklı olmaz o zaman. Dışarıda çağırmanız gerekir yani hangisiyle konuşacaksanız onunla konuşup ikisini de eğer convention aynı ise SPI read yapıp gibisinden hani bu şekilde yapabilirsiniz. Write'da da aynı mantıkla çalışıyor. Hiçbir farkı yok. Sadece işte en 15. biti bir yapmamışız. Diğer türlü geri kalanlar aynı. Register'ı göndermişiz. Buradaki 16 bitin soldaki 16 biti adres, sağdaki işte sağda soldaki 8 biti adres yani 7 biti diyelim son bir tercihle. Sağdaki 8 biti de data olarak ayarlamışız. O yüzden 16 bit gibi. Ondan sonra yine bekliyoruz bufferlar emptiness diye. Ondan sonra dummy read yapıyoruz ama buradaki dummy read'de şöyle bir şey yapabiliriz yani aslında teknik olarak bunu buraya yazmamıza gerek yok. Bu da dummy bir yapmak demektir yani. Çünkü eğer işte burayı daha doğrusu şu kestirmeye de gerek yok. Şöyle bir şey yapalım bu. Yani dummy read yapmamızın yani böyle bir şey dummy read yapabilirsiniz yani. Hani okudum çünkü bunu okuyup başka bir şey yapmazsanız compiler size hata verecek veya yani warning uyaracaktır yani okudun ama bir şey yapmıyorsun diye. O öyle kest ederseniz hani ben bir şey yapmıyorum gibisinden compiler algılayacaktır. Ondan sonra disable chip. Aynı enable chip, disable chip şeyleri burada da mevcut. Burada onu söylemişim çok önemli. SD kartla son olarak konuştuk. Baştaki söylediğimiz SD kart two communication modlarına sahiptir. Birisi native 4 bitlik paralel data 0, data 1, data 2, data 3 ya da SPI modunu sağlar. SClock
data in, data out. Ha, burada data in, data out'u söylemeyi unuttum orada ama şey de vardı parantez içinde. Master out slave'ine data out da denebilir. Master in slave out'a data in de denebilir. Çünkü master için tek yönlü bunlar. Mizu muzu line'ları yani bunlar. Host and six burada spesifik olarak bir şey var. Yani buradaki göndermeniz gereken belli bir rutin var. İşte 6 byte command packet to cart, işte indeksi var, argument CRC var, işte kod cycle bir tanesi için. Respice from cart until cart signal is ready, işte mesela FF ise işte 0-0 ise veya işte belli bir şey ise belli bir error'ı bağlayan belli bir komünikasyon protokolü var yani hani başta initiate etmeniz gereken. Bu da SD kartların SPI moduna özel implement etmeniz gereken belli bir şey var. Yani ileride bir SD kart bağlarsanız yani hani böyle bir şey yapacaksınız yani. Bu ama zaten hazır olacak hani siz SD karttan oku dediğiniz zaman arka fonda bunlar olacak. Yazmanız gerekirse işte data sheet'ten bakacaksınız şeyden protokolde ne var. Ona göre implement edeceksiniz yani. Az çok bahsettik zaten işte akselerometre tarzı bir şey. IMU'da demiştim şimdi unit. İşte EEPROM'lar, işte neyse bu artık ADC-DAC'ler diyelim ki. İşte RFID çip işte neyse. Display'ler bu işte 32, 96 dediğim şeyler. Ya da SD kartlar da bulunabilir. Bayağı bunlar bir modüllerde bulunabilir. Var mı buraya kadar sorusu olan SPI ile alakalı? İkinci protokolde bugünkü Inter-Integrated Circuit denen I2C, hani I2C hepsi kullanılabilir yani farklı isimlerde görebilirsiniz ama aynı şey. Genelde bu konvansiyonu kullanmayı seviyorlar. İki tane arda arda karakter gelirse Squared veya işte üç tane karakter gelirse Cube tarzı. Synchronous gene Multi Master, Multi Slave, Serial Communication Bus. Burada SPI'den farklı olarak geri kalanlar aynı. Fakat Multi Master modu buradaki var. Bu da Philips Semiconductor tarafından yapılıyor. Gene aynı zamanlarda yaklaşık olarak gene bu bir şekilde NXP'de şey yapıyor yani oradan oraya en son NXP satın alıyor hepsini herhalde. User memory sensors yine aynı mantık yani SPI nerede kullanılıyorsa genel itibariyle aynı yerlerde kullanılıyor. SD kart hariç. Can go from 100 kilobits to 5 megabits per second. Burada genelde spesifik predefined set şeyler var. Hızlar var. 100 kilobite mesela standard mod deniyor SM. 400 kilobite fast mod deniyor FM. 3.4 megabit'e high speed mod deniyor. HS bundan sonra birkaç tane daha var. Bir iki tane daha gidiyor yani. 5 megabit falan da var. Ama en çok kullanılan yani dışarıdan bir sensör bir şey aldığınız zaman en çok kullanılan bu ikisidir. Ya 100 kilobitlik standard moddur ya da 400 kilobitlik fast moddur. Diğerleri genel itibariyle kullanılmaz yani. O biraz daha sizin custom dizaynınıza bağlı olur. More complex than UART or SPI. Tabii ki biraz önceki SPI unidirection olduğu için, single master olduğu için, UART da point to point olduğu için ikisinden de daha kompleks. Devre olarak belki çok aman aman kompleks değil ama setup için daha çok daha kompleks. Two bidirectional lines. Buradaki olay aslında şu. Yani daha doğrusu aşağıdan mı veya şuradan resimden bakacak olursak bütün hatlar iki tane ya bütün çipler iki tane hatla birbirine bağlıyor. Bir tanesi bunların clock, bir tanesi de data line. Yani bir tanesinde clock gidiyor, bir tanesinde data line gidiyor. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Bu aslında buradaki resimlerin hepsinin biraz make sense etmesi için üzerinde biraz konuşalım yani. Biraz öncekinde yani SPI'da şöyle bir güzellik vardı. Veya işte neyse şöyle bir dizayn tasarım vardı. Yani unidirectional olduğu için mesela clock unidirectional yani sadece master'dan slave'e giden veya mizo unidirectional yine sadece master'dan slave'e giden veya işte mizo ya sadece seçilen slave'den master'a gelen bir şey olduğu için ve bunların hepsi chip select'le aktive ya da deaktive edilebildiği için bu hatların 1 veya 0 olarak sürülmesi mümkündü. Çünkü master clock 0 sürerse 0 artık. Başka kimse master'a şey yapamıyor yani hani master'ın kimseye eyvallahı yok yani. Ama I2C'de o durum böyle değil. İki tane hatta bütün hepsi paylaştığı için ve sadece iki hat olduğu için herkesin o hatları sürebilmesi lazım.
Yani hem mesela buradaki marka kontrolörünün de başka bir slave marka kontrolörmüş. Başka bu DAC, bu Wikipedia'nın şey standart resmen. DAC slave'in de veya işte ABC slave'in hepsinin işte bir şekilde data hani sürebilmesi lazım hattı. Dolayısıyla şöyle bir sistem tasarlanıyor. Öncelikle bu hatların idle'da bulunduğunu anlamak için iki hattı da belli bir pull-up resistor ile VDD'ye çekilir. Yani bir tane pull-up resistor bir hat için, bir tane pull-up resistor bir tane diğer hat için VDD'ye çekilir. Burada pull-up resistor'ın önemi çok weak olmaması lazım, çok da strong olmaması lazım. Yani çok düşük değerler olmaması lazım. 50 MHz'lik falan böyle büyük değerler, weak olması. Çok da strong olmaması lazım böyle 1 kilo ohm falan hani onlar falan çok strong yani. Genelde nerelerde olur? İşte 4.7 kilo ohm işte 10 kilo maksimum falan o civarlarda olabilir yani 2'lere falan 2.2'lere de düşebiliyor bazen. Ama buradaki olay tabii ki data gönderiyorsunuz ya şimdi şurada düşünün mesela 3.4 megabitte gönderiyorsunuz. Burada belli bir resistor'ınız var. Siz sıfırdan 1'e çektiğiniz anda orada bir kapasitans sonuçta hattın kapasitansı var. Bağladığınız device'larla beraber. Teknik olarak device'de çok anlamlı şey yok da şurada belli belki bir kapasitans var. Belli bir RC etkisi olacaktır. O ta hani devrelerde de gördüğünüz veya sınavda da biraz sonra yapacağınız belki de bir o tau olayı var yani belli bir hani rise time gibi. O yüzden de buradaki resistor'ınız buradaki data speed'inizi etkiler. Yani nereye kadar kullanabileceğinizi dediğim gibi genel bir 4.7 kHz safe bet. Ama bununla alakalı şey bulabilirsiniz aslında onu öyle bir şey de slide ekleyebilirdim belki ben de bulup farklı farklı hani rise time'ları gösteren. Diğer türlü çünkü rise time bitmeden yeni datayı gönderiyorsunuz ki işte üstüne yazmış olacak. İşte şimdi bu birincisi yani hattı bir kere idle'da birisinin sürmesi lazım ama birisi sürdüğü zaman diğerleri hani konuşamayacak yani çünkü o sürüyor. O yüzden de hepsinin ortak bir şekilde hani hattın idle olduğunu anlaması için bu yapılır. Yani hat burada ikisi de birdeyken hat idle'da. Bu süper. İkinci kısımsa alıcıların veya işte vericilerin diyelim ki ADC slave burada işte ikincisi. Burada bir transmission olduğu zaman onun da hattı sürmemesi için işte zaten hat belli bir yere çekildi. Burada open drain ya da open collector kullandığınız şeye göre işte MOSFET, BJT neyse. Buradaki olan o, hani o şey gibi, o trice yani high impedance state yani. Hat sürülmüyorsa boşta bırak yani transistörü devre dışı bırak yani aç. Açık olduğu için de bu hat floating olmuş olacak, hiçbir yere bağlı olmuş olacak. Burada zaten hani bir yere bağlı değil. İki tane şey gate'e bağlı hatırlarsanız yani burada havada kalıyor yani bir yere bağlı değil. Burada da eğer transistör açıksa hiçbir yere bağlı değil. Yani genel hat hiçbir yere bağlı değil. Yani floating yani high impedance state'i. High impedance'dan da aslında kafanızda bir şeyler oluşması için eğer şimdiye kadar oluşmadıysa resistance infinity gibi düşünün. Yani çok yani high şey değil. Hani open bir şekilde bağlı gibi yani open bağlı değil. Yani. Böyle bir şey var. Ondan sonra sürmek isterse bir slave hattı dinler. Hani herhangi bir sıfır geliyor mu hatta. Ondan sonra sürmeye çalışır. İşte transistörü açarak işte 1-0 1-0 artık gönderebilir. Diğerleri de işte transmission varken transmission olduğunu bilir yani. Sistem öyle oluyor. Tabii başka bir chip select hattı da olmadığı için ya bunun ekstra bir şeyi var, yükümlülüğü geliyor otomatik olarak. Hangi şeyi bileceğini, hangisiyle konuşacağını bilmesi açısından burada ne yapıyor? Belli bir adresin oluşturuyor. Bu adresinde her bir çipin belli bir adresi oluyor. Diyelim ki işte 7 bitlik adresler. İşte 1-1-1-0-0 işte 1-1-1-0-1 1-1-1-0-2 1-0 gibisinden. Master'da o adresi ilk başta ilk data frame'inin en başında o adresi göndererek hangi slave ile konuştuğunu söylüyor veya slave'i gönderecekse işte hangisiyle konuştuğunu söyleyerek transmission'ı başlatmış oluyor. Burada da aynısının işte biraz daha şey versiyonu hani aynı mantık. I2C device 3 tane bağlanmış hatta
Bir tane pull-up resistor yalnız. Bunlar her birisi için bir artan değil. Bir tane hattınızda bir tane olması yetiyor. O yüzden bunu da şöyle bir şey yapayım. Ondan sonra da 25 geçiyor. Ha, şurayı da anlatalım ondan sonra. Bırakalım. Buradaki şöyle bir şey var. Mesela bir modül aldınız. Modülde genel itibariyle işte I2C şey varsa modülün içerisinde genel itibariyle bir pull-down olabilir. O yüzden ona bakmanız lazım. Yani hani acaba orada var mı? Onlar support etmiş mi yoksa onlar etmediyse ben mi vermem lazım pull-down'ları? Ona bakmanız lazım. Bizim aksiyometremiz için şeye bakın. Mesela devre şemasına bakıp bulmaya çalışın veya işte devre üzerinden kendiniz traceleri takip ederek bakın. Burada pull-up dediğimiz şey datanın bir rezistörle VCC'ye bağlanması. Bu rezistörün ne kadar işte eğer elinizde belli bir 10 metreniz varsa işte ölçebilirsiniz ne kadar olduğunu işte ne kadarlık bir rezistör bağlanmış veya üstüne okuyabilirsiniz hani yapabilirsiniz. Burada başka bir connection yine Wikipedia'dan herhalde. Mastermind bir şeyler yapıyor. Çok önemli değil. Geri dönünce anlatırız bunları. Şimdi aradan sonra. Ama burada şöyle bir şey yapabiliriz, gösterebiliriz mesela. Mikrokontrolör belli bir switch'e bağlı, multiplexer'a bağlı veya işte hani oranın kendi pull-up'ları var. Ondan sonra multiplexer'da iki tane hat ayrılmış mesela şeyleri. Böyle bir setup yapılmış. Her bir hattın kendi şeyi var, pull-up'ları var. Belli bir yerden sonra da işte belli bir repeater gerekiyor, bir buffer gerekiyor mesela. Çok artık sinyal degrade olmaya başlıyor diyelim ki. Çok çok uzaklara gitmek için bu tabii yani. Kendi küçük board içerisinde böyle bir sistem yapmazsanız genelde de böyle multi board design böyle bir şeyler varsa hani oradan oraya aktardığınız böyle bir şeyler olabilir. Ne işte I/O expanders, data converter, EEPROM, SC driver, temperature sensor, işte LED blinkers, işte driverlar için falan gibi bir sistem kullanılabilir. Burada buraya kadar sorusu olan var mı? Burada noktalayalım. Ondan sonra işte start condition'ı falan onlarla alakalı konuşacağız. I2C'yi bitirelim. Ondan sonra da işte kodlamaya geçelim. Kodlamada da yapacağımız elimde benim şey var. Aksiyometre var. Herkes aldı herhalde aksiyometre. Aksiyometreden basit bir data almaya çalışacağız. Yani aslında yapacağımız şey o. Hani en azından. Var mı sorusu olan buraya kadar? Evet. Kaydı durduruyorum burada.